Türkiye'de kayıtlı 108 milyon kişinin kimlik, adres ve telefon bilgileri siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Bu kişisel veriler, TC kimlik numaraları, doğum tarihleri, adres bilgileri ve cep telefonu numaraları gibi kritik bilgileri içeriyordu. Ele geçirilen veriler, yaklaşık 42 GB'lık devasa bir dosya boyutuna sahip 5 farklı dosya şeklinde Google Drive'a yüklendi. Veri ihlali, saldırganların MySQL veri tabanı formatında kaydedilen bu büyük veri setlerini sızdırmaları ile gerçekleşti. Bu veri tabanı formatı, özellikle çok büyük hacimli verileri işlemek ve saklamak için tercih edilen bir yöntem. Saldırganlar, bu verileri organize ederek yenilenmiş TC, adres ve GSM gibi isimlerle dosya halinde kaydedip çevrimiçi platformlarda yayımladılar. Bu verilerin çalındığı ilk olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından tespit edildi. Bu büyük ihlalin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Google'dan yardım talebinde bulundu. Google'a gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül 2024 tarihli yazılarla Google Drive'a yüklenen bu dosyaların derhal kaldırılması ve sorumluların tespiti için kullanıcı hesap bilgileri, IP adresleri gibi bilgilerin paylaşılması istendi. BTK, Google'dan hızlı bir yanıt beklediklerini ve bu verilerin acil olarak silinmesi gerektiğini belirtti. Sızıntının büyüklüğüne gelecek olursak, ele geçirilen bilgiler sadece kimlik numaraları ile sınırlı değil, 108 milyon kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon kişinin adres bilgileri ve tam 134 milyon GSM numarası bu dosyalar içerisinde yer aldı. Bu durum, Türkiye'deki her bir vatandaşın kişisel bilgilerinin büyük bir risk altında olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu bilgilerle kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve hedefli oltalama saldırıları gibi ciddi suçların işlenmesi oldukça olası. Bu ihlal, Türkiye'de siber güvenlik açıklarının ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle kişisel verilerin korunması konusunda alınan önlemlerin yetersizliği büyük bir eleştiri konusu haline geldi. Daha önce de Türkiye'de benzer veri sızıntıları yaşanmış, ancak bu denli büyük bir ihlal ilk defa meydana gelmiştir. Olay, yalnızca bireylerin güvenliğini değil, aynı zamanda ulusal güvenliği de tehdit ediyor. Bu veri sızıntısı, kişisel bilgilerin yanlış ellere geçmesiyle vatandaşların maruz kalabileceği riskleri de artırıyor. Kimlik hırsızlığı, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçların yanı sıra, bireylerin sosyal mühendislik saldırılarına açık hale gelmesi de olası. Ayrıca, bu veriler çevrimiçi kara borsada satılabilir, dolayısıyla daha geniş çaplı siber suçlara zemin hazırlayabilir. BTK ve USOM, olayın hemen ardından Google'la işbirliği yapmaya çalışırken, veri ihlalinin faillerini tespit etmek ve sızan verileri internetten kaldırmak için adımlar attı. Ancak bu verilerin büyük bir kısmının çoktan indirildiği ve kullanıma sunulduğu düşünülüyor. Yetkililer, olayın daha fazla zarar vermemesi adına alınacak önlemleri hızlandırmak için çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı. Bu verinin kalıcılığı, soyad, TC kimlik numarası gibi kritik bir şekilde muhafaza edilmesi ve büyük bir güvenlik açığına işaret ediyor. Uraloğlu, bu olayın maalesef doğru olduğunu belirterek bölgedeki ilgili gerekli incelemelerin ve önlemlerin alındığını açıkladı. Sonuç olarak, bu veri ihlali Türkiye'de siber güvenlik konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kişisel bilgilerin bu denli geniş çapta çalınması, hem bireyler hem de devlet için büyük riskler oluşturuyor. Bu tür ihlallerin tekrarlanmaması için gerekli yasal ve teknolojik adımların bir an önce atılması gerekiyor.